Ne yapıyorsun? Topluyorum işte. Sen bırak, ben hallederim. Beceriksiz mi diyorsun bana? Yok canım, estağfurullah. Sen prensessin, ben de bu prensesi ağırlıyorum, öyle düşünelim. Sen kahveleri yaparsın. Yaparım. Yaparım da yardım edersen yaparım, çünkü onu da yapmayı bilmiyorum. Tamam, yaparız. Ne zaman yola çıkacaksın? Şey, birazdan çıkarım yola. Ben sana yük olduysam da özür dilerim. Ha, yok, ben onun için söylemedim. Acelen yoksa gezdiririm seni. Tamam, acelem yok. Başıma gelenler. Aklımı koru ya Rabbi sen benim. Oğlum bu ne hal? Bu kızın burada ne işi var? Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Anneciğim sakin ol, sakin ol. Bir şey yok, tamam, sakin. Bir kız kaçırmadığın kalmıştı, onu da yaptın sonunda. Anneciğim sakin. Oğlum biz ne diyeceğiz konu komşuya? Afife Hanımlara ne cevap vereceğiz? Ya biz dur, bilip bilmeden konuşma. Ya. Sen, senin başının altından çıktı bu çıngıraklı. Sülük gibi yapıştın oğluma. Anne. Yaktın oğlumun başını da. Anneciğim. Evli barklı kızsın. Utanmıyor musun daha başında kulübelerde bekar bir adamla? Ha? Kusura bakma, ne olur. Senin utanman arlanman yok mu? Ya anneciğim ne yapıyorsun, dur. Ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun ya seni şöyle? Bilmeden etmeden konuşuyorsun. Ne demek bilmeden etmeden ya? Oğlum bu senin ortağının karısı be. Ya anneciğim sen ne saçmalıyorsun? Ne saçmalıyorsun? Oğlum sana ne yaptılar? Büyü mü yaptılar? Ne yaptılar? Sen nasıl düştün böyle bir ahlaksızlığa? Ne ahlaksızlığı anne? Ne saçmalıyorsun sen? Ha, bir de annene saçmalıyorsun diyorsun ha? Aynen öyle, saçmalıyorsun. Sen zaten bu tavırda olmasaydın ben kızı eve getirirdim misafir etmeye. Ha, biz daha buraya gelmeden Düzce'ye gıybetimiz düşmüş ulan. Bu kız yüzünden. Kim doldurdu seni? Oğlum sen bizi el alemin ağzına sakız etmeye hiç utanmadın mı? Bu kızı buralara getirmek demek ne demek? Dağın başında kulübelerde bekar bir adamla. Biz bu kızın ailesine ne diyeceğiz oğlum? Anasına babasına ne cevap vereceğiz? Ya benim kimseye verecek hesabım yok. Veremeyecek hesabım da yok, tamam mı? İnsan gibi, adam gibi sorarlarsa anlatırım bundan sonra. İnsan gibi. Aynen öyle. Bak anneciğim, kız zor durumda. Ben kıza yardım ediyorum. Ya ben kulübeye kız atacak adam mıyım? Sen bir sakin ol. Ben sana her şeyi tek tek anlatacağım, tamam mı? Sakin ol. Eve git. Gitmiyorum. Seni almadan bir yere gitmiyorum. Lütfen ya. Ne olur. Ne olur. Bak ben sana tek tek her şeyi anlatacağım. Ama sen bir sakin ol. Kafana göre iş yapma geçenki gibi. Annesini aramak falan. Tamam. Affetmem seni bir daha. Sen bu kız yüzünden beni mi sileceksin? Oh, anneciğim. Ne olursun ya. Ne olursun. Hadi. Anlat. Şimdi anlat bana. Ne olmuş, ne bitmiş bilmek istiyorum. Bu kızın burada ne işi varmış bilmek istiyorum. Hı? Ya kusura bakma şimdi. Başına dert oldum resmen. Asıl sen kusura bakma. Annemin de kusuruna bakma. Ama konuştum, anladı, o da pişman. Annen mi anladı? Yani hani bunu daha önce yaşadık ya. Şu an annemi arıyor. O da buraya gelecek. Top tüfek sana saldıracak biliyorsun. Olmayacak öyle bir şey. Nasıl olmayacak? Güzel konuştum. İyi tembihledim. Beni kaybedersin dedim. Gözü alamaz. Neyse ben gideyim ya da. Teşekkür ederim her şey için. Gitme. Kal biraz daha. Merak etme, her şey benim kontrolümde. Trafikteyim Yükselen. Gelip bana öyle üstten üstten konuşmayı biliyorsun. Ama bir kızını zapt etmeyi bilmiyorsun. Senin kızının... Benim oğlumun daha kulübesinde ne işi var hanım? Ha? Ay bu ne genişlik ya? Bu ne genişlik? Siz benim oğlumun başını belaya mı sokmak istiyorsunuz? Ne kulübesi ya? Ne diyorsun sen böyle yüksek yüksek? Ben oğlumu aldım, Düzce'lere getirdim, Düzce'lere. Ama senin kızın arkasından gelmiş hemen. Ha, burası küçük yer canım. Millete rezil olduk. Sakız olduk milletin ağzına. Ben böyle rezilliği kaldıramam. Ne Düzce'si ya? Benim kızım kocasıyla Sapanca'da. Ha, kocasıyla kocasıyla gel. Gel de kendi gözlerinle gör o zaman. Kapat sen, kapat. Öyle kuru kuru konuşuyorsun. Kuru karı. Ne oldu kız, beğenemedin mi bir yer? Beğendim de ben bir gece daha dışarıda kalmayı nasıl açıklayacağım? Ne deme ne diyeceğim, vallahi aramaya çekiniyorum.
Açsana. Yok ya, Naz'ı sorarsa? Ya önemli bir şey olmuştur belki. Aç Mete. Aç hadi. Efendim Filiz anne. Mete, Naz nerede? Ne oldu ki? Sana Naz nerede diyorum. Sapanca'dayız beraber. Bana yalan söyleme Mete. Ne oldu? Ozan mı bir şey söyledi? Ozan da mı bu işin içinde? Ya siz ne çeviriyorsunuz benden habersiz? Ne işi var Naz'ın Düzce'de Kadir'in yanında? Biz Sapanca'ya gidiyorduk. Kadir aradı. Ya geçerken uğrasanız da Düzce'mize falan bakalım beraber dedi. Hatta İncil'i de aldık. Beraber gidiyoruz. Düzce'mize geldik. Tamam, ver telefonu Naz'a. Şimdi onlar İncil'le çarşı pazar gezmeye Düzce'yi merak ediyorlarmış da lokal lezzetler falan bir bakalım gelelim dediler. Mete ne oluyor? Sen niye bana yalan söylüyorsun? Versene Naz'ı. Aşk olsun, niye yalan söyleyeyim ya? Ben birazdan görüntülü ben aratacağım yanımdan. Ben görüntülü aratacağım. Yalnız şarjım çok az kaldı. Kapatıyorum şimdi. Bir yer bulayım şarj edeyim. Mete. Şarjım az ne? Benim aklıma o geldi direkt. Ya Mete, beni niye söylüyorsun? Görüntülü aramak ne? Ya Naz'ın, Kadir'in yanında Düzce'de ne işi var? Asıl soru bu zaten. Ne diyeceğiz? Niye birlikte geldik diyeceğiz? Biz Filiz anneden önce yetişelim de. Düzce gider mi ki? Sence? Gider. Gider. Hadi Mete. Daha hızlan hızlan. O gitmeden yetişelim. Sakin ol, sakin ol. Biz avantajlıyız zaten. Yolu yaraladık sayılır. En azından ruh halinin değişimi belli oldu neden oldu. Nedenmiş? E baksana, Kadir'den etkilenmiş. Yok artık Mete. İlk aklına gelen bu mu? Ne oldu, kıskandın mı? Yok be, niye kıskanayım ya? Kıskandığım için söylemedim. Sen daha iyi tanıyorsun Naz'ı benden. Ne olacak başka? Naz şu an bir boşlukta. Kadir de iyi bir arkadaş. Geceyle gündüz gibi onları iyi anlaşıyorlar. Hem Kadir öyle bir şey izin vermez. Niye? Sana aşık diyeyim. Ya ne saçmalıyorsun? Sen mi Kadir'i kıskanıyorsun? Mete, gerçekten saçmalıyorsun şu an. Ben ikisinin olamayacağını söylemeye çalışıyorum sana. Onu anlatıyorum. Tamam, olmasın da bu ne o zaman diyorum ben de işte. Yani ne iş var orada? Gerçi ben bir ara bir şüphelenmiştim. Ozan dedim sesi geliyor falan dedi. İkisine konduramamıştım. Çok saçma gerçekten. Şunu Naz bir daha arasana.